Üniversitede böyle çok ciddi bir özgüven bunalımı içerisinde buldum kendimi. Sabah geç kalkarım, uyanamamışımdır mesela. Derim ki bugün artık geri kalanında ben ne yapabilirim ki? Allah bana bu hakkı tanıyorken ben neden kendime bu hakkı tanımıyorum? Ben her zaman çevresindekiler tarafından çok özgüvenli olarak etiketlenen bir çocuktum. Benim çok uzun süre evden çıkamadığım bir zaman dilimim de olmuştu yani. Tabii ki kimse ağlarken de story atmasın, post atmasın. Ama sosyal medya bence özgüvenle alakalı bizi çok zorluyor. İnsanlardan bir insanız yani. Hani, evet biraz önemliyiz ama o kadar da önemli değiliz aslında. Bir Tanıdık Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Bir Tık Özgüven serisinin Afife ile beraberiz. Afife hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Bir Tanıdık ekibini çok özlemiştim. Zaten bir konuşsaktan beri takipçilerim seninle buluşmak istiyorlardı. İnşallah bu videoda hayırlara vesile olacak. Amin inşallah. Afife önce biraz seni tanıyalım mı? Afife ben. Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğrenciyim. Hala devam ediyorum öğrenciliğime. 24 yaşındayım. 25 olmaya çok az kaldı. Onun dışında bir seyahat şirketinde çalışıyorum yarı zamanlı olarak. Seyahat etmeyi çok seviyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Bir konuşsak YouTube kanalında arkadaşlarım Ayşe Bütür ve Günlihal'le Bir Konuşsak adlı bir YouTube projesi çekmiştik. O yüzden aslında hem kızlara aşinayım hem kanala aşinayım ama tek olmak şu an çok garip hissettiriyor. Yani Ayşe Bütür ile Günlihal'i arıyorum. Neredeler? Aynen neredeler? Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Afife bugün seninle beraber özgüven konuşacağız. Öncelikle sana özgüvenin senin için ne demek olduğunu sormak istiyorum. Ya valla açıkçası özgüven bana etiketlerimizden bir etiket gibi geliyor. Yani kendimizi tanımlamak için zaman zaman bir sürü şeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte bazen çok neşeli, bazen çok akıllı, zeki, çalışkan. Özgüven de onlardan biri. Bu etiketlerin altında bazen çok ezilebiliyoruz. Bazen de bu etiketlerden güç bulabiliyoruz. O yüzden üzerlerine konuşmak çok kıymetli bence. Biraz ben çocukluktan başlamak istiyorum aslında özgüvenle alakalı konuşurken. Çünkü toplumun içinde olmakla çok alakalı bir şey. O yüzden toplumla temasımız da okula başlamakla beraber. Hatta işte akraba ortamlarında, aile ortamında belki. Öyle yavaş yavaş şekilleniyor özgüven. Ben her zaman çevresindekiler tarafından çok özgüvenli olarak etiketlenen bir çocuktum. Hem işte böyle derslerdeki başarısıyla hem çok konuşkan olduğum için, çok konuştuğum için. Hakikaten hatırlıyorum ilkokul, ortaokul yıllarım o açıdan çok çok verimli. İşte her şiir okunacaksa Afife okusun. İşte tiyatro olacaksa Afife. Sınıftaki o kız sensin. O kız bendim yani hakikaten. Yine aile içinde de yani buna dair çok teşvik vardı. Allah razı olsun annemle babama işte ne bileyim bir tiyatro kursuna göndermek olsun, işte bir sportif faaliyet göndermek olsun. Bu konularda çok çok destekleyiciydi. O yüzden aslında kendimi ifade etmeyle alakalı herhangi bir konuyla alakalı ya da kendimle alakalı konuşmayla alakalı hep böyle çok rahat hissettiğim, hani bunun hiçbir zaman bir problem, bir sorun olarak olmadığı çocukluk ve gençlik dönemi geçirdim. Sonrasında ama genç yetişkinlik dönemi diyorum ben bu tabiri çok seviyorum. Kaçta tekabül ediyor? 18-25 yaş arası. Hocam bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Ben halk dilinden kendi yaşadıklarının üzerinden böyle tanımlandırmayı güzel buluyorum bu dönemi. Bence 18-25 yaş arası hayatla tekrardan tanıştığımız hem de işte hem bir şeyler okuyarak hem insanlarla beraber olarak yoğun üniversitedeki akademik eğitimle beraber insan hem kendine hem dünyaya dair çok fazla düşünüyor ve orada da işte aslında tekrardan ortaya bir benliğini işte kendiliğini oluşturmuş oluyor. O dönemde yani hep hani şey konusu hani ben çok özgüvenliyim. Hani yapabileceğim şey ya sunum yapmak mı hani benim için yaparım. Hiçbir problem yok. Yani bir yere çıkıp konuşulacak mı? Hani tabii ki de konuşurum falan. Modundayken üniversitede böyle çok bence sosyal medyanın da etkisiyle. Çünkü sosyal medya tam olarak bu yaşlarımda aktif olarak kullanmaya başladım ve hayatıma giren bir şey oldu. Çok ciddi bir özgüven bunalımı içerisinde buldum kendimi. Yani sürekli kendimi birileriyle karşılaştırıyorum. Sürekli en ufacık bir hatada tekrardan başlamak için güç bulmakta çok zorlandığım ve üzerine tekrar düşündüğüm bir kavram oldu aslında. Hangi açıdan mesela hep kendini karşılaştırıyordun? Tekrar düşünmek zorunda kaldım. Şöyle geliyor bana. Biraz aile yapımı anlatmam bence bu anlamda önemli olacaktır. Dini hassasiyeti çok yüksek bir ailede büyüdüm. Küçüklükten itibaren bize yüklenen çok fazla çeşitli alanlarda misyonlar vardı. İslam'ın kızı. Evet, aynen öyle. Annem ve babam aynı zamanda bulunduğum çevreden bana genel olarak pompalanan düşünce şuydu. Müslüman bir genç kızsın. Dini ibadetlerini tam olarak yapmanın yanı sıra aynı zamanda çok çalışkan olmalısın derslerinde. Çok iyi bir akademik kariyerin olmalı. Aynı zamanda sen bu akademik kariyeri çok iyi bir şekilde aktarabilmelisin. Ve aynı zamanda bir temsil değerin var. Çünkü sen başörtülü bir genç kızsın. Aynı zamanda ev işlerinde de iyi olmalısın. Çok da annemin hakkını yemeyeyim. Bu konuda hiçbir zaman bize çok fazla baskı yapmamıştır ve sorumluluk yüklememiştir ama yine de illaki toplumun öyle bir. Yani annem aile
aile içerisinde olmasa toplum içerisinde, akraba ortamlarında böyle bir beklenti olabiliyor. Bunun gibi hepimizin aşina olduğu birçok konuda hata yapma payım neredeyse çok 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 azdı. Ve sonrasında fark ettim ki ben de aslında bunu kendime yapıyorum. Yani işte diyelim ki bir ortama mı gireceğim Afife? Bu ortamı işte en iyi şekilde bir ders mi alıyorum? Hani bu dersle alakalı bütün ek okumaları yapmalıyım. Bu dersle alakalı bütün her şeyi öğrenmeliyim. İşte ne? Yeni kavramlar türüyor bir yandan işte. Ne bileyim, atıyorum, örnek veriyorum. Irkçılık, feminizm, İslamofobi, şu bu. Ben bunların hepsinden haberdar olmalıyım. Hepsi hakkında söyleyecek bir sözüm olmalı. Bu şekilde kendimi zorlayan bir zihne dönüştüğünü fark ettim zihnimin ve en ufak bir hata yaptığımda kendimi çok fazla suçladığımı, kendimi yeniden denemek için çok daha güçsüz hissettiğimi, kendi beklentimin altında çok ezildiğimi fark ettim. Bir de hakikaten bu insanın nefsini de çok zor kontrol edebildiği bir noktaya giriyor. Çünkü kendine çok büyük bir misyon ve omuzlarına büyük bir yük yüklemiş oluyor insan. Sonrasında onun altında elbette ki eziliyor. Bunu yani eminim ki birçoğumuz yaşıyoruz. Hepimizin yaşadığı bir şey ve özellikle hakikaten Müslüman ailelerin çocuklarında çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim bu konuda özgüven ya da özgüvene eş değer, kendimizi nitelediğimiz etiketler üzerine daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela kardeşimle aramızda sürekli şöyle bir şey geçiyor. İşte ben bir şeyi denemekle alakalı böyle geri planda kaldığımda veyahut da işte çekindiğimde falan bana hep diyor ki abla sen 6 ay Paris'te yaşadın. Sen her şeyi yapabilirsin. Sonra o bana ilk bu cümleyi kurduğunda ben ya evet ya hani mesela birisi 6 ay Paris'te yaşamış bir öğrenci benim yaşlarımda bir işte genç kızı duysam aa ne kadar güzel bir dünyanın en büyük metropollerinden birini nasıl orada ayakta kalmış falan filan derim. Ama kendim yaptığımda hep aklıma daha önceden kendime beklentiye girdiğim işte Paris'e gittiğimde okumaya şunları şunları yapacaksın Hafife. Ve işte diyelim ki onların %40'ını yaptım. %50'sini yaptım ki bunlar bile çok büyük bir oran aslında. Bunları yapamadığım için olumsuz taraflarını ve eksik yanlarını gördüğümü fark ettim. Ki sonra mesela bakıyorum arkadaşlarım için böyle miyim? Hayır. Yani arkadaşlarım benimle bir hatalarını, bir eksik yanlarını veya işte bir tecrübelerini paylaştıklarını her zaman onları böyle bak işte şu tarafı da var aslında, bu tarafı da var diyen biriyken kendime karşı bunu yapamıyorum ve bu da bende özgüvensizliği böyle pompalamış, daha da böyle yükseltmiş oluyor. Kendime çok çok acımasız olduğumu fark ettiğim anda da bu konuyla alakalı daha fazla düşünmeye, okumaya, yardım almaya başladım ve bu aslında beni tekrardan kendimle olan bağımı çok dönüştürdü. Çok bence hakikaten hala da üzerine çabaladım. Güzel bir yere getirmiş oldu. Peki bu noktadan sonra özgüvenini artırmak için neler yapıyorsun mesela? Yani artık daha yetişkin bir Hafife var kendine baktığında. O yetişkin Hafife'nin özgüvenini geliştirmek için neler deniyorsun? Az önce de söyledim. Sosyal medya bence özgüvenle alakalı bizi çok zorluyor. Çünkü orada sürekli insanların iyi taraflarını görüyoruz. Tabii ki kimse ağlarken de story atmasın, post atmasın. Ama sosyal medyadaki temasta olduğumuz yani işte bir şekilde kesiştiğimiz insanların hayatlarına ne kadar hakimiz? Bunun üzerine konuşmak lazım. Aslında hayatımızdaki gerçek insanları arttırmak lazım diye düşünüyorum. Ben bu anlamda iyilerle beraber olmak, gerçekten beraber hem hatalarımızı, hem başarılarımızı, hem başarısızlıklarımızı konuştuğumuz, zaaflarımız üzerine konuştuğumuz dostlukların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar üzerine konuştuğumuzda ben aslında çok daha fazla özgüvenli hissediyorum. Hem daha az yalnız hissediyorum, hem de işte benim de ailemde sorunlar var, onların da ailelerinde sorunlar var. İşte benim de akademik hayatımda tökezlediğim noktalar var, onların da tökezledikleri noktalar var falan. Ve bu şekilde hata yapma hakkımın olduğunu her defasında kendime tekrardan hatırlatıyorum. Bence İslam da bunu çok güzel özetleyen, çok güzel anlatan bir din. Kur'an'da çok fazla affetmeyle alakalı ayet var. Bizim için Allah çok büyük bir otorite. Yani hakikaten Allah, ailemiz ve bütün otoriteyle alakalı kavramları da aslında onlar üzerinden şekillendiriyoruz. Ve aslında tövbe de dinin, tövbe etmek de dinin çok önemli bir parçası ve hem hadislerde hem peygamberin hayatında bunu sıkça görüyoruz. Allah'a yakınlaşmak üzerine konuştuğumuzda da tövbe yine bunun çok büyük bir parçası. Demek ki hata yapabiliriz. Din bize böyle bir alternatif ve bunu sürekli hatırlatıyor. Hani sen unutabilirsin, sen hata yapabilirsin, yanlışa düşebilirsin. Ki günah diye bir kavram var. Günah diye bir kavram neden var mesela? Meşru bir şey demek ki. Demek ki meşru bir şey. Her şeyi kontrol edemediğimizi, her şeyin bizim elimizde olmadığını aslında anlamamızla çok paralel bir şey. Allah'ın bağışlayıcı olmasıyla alakalı ayetleri görünce Allah bana bu hakkı tanıyorken ben neden kendime bu hakkı tanımıyorum? Hani şey çok yapardım mesela. Sabah geç kalkarım, uyanamam olmuşumdur mesela. Derim ki bugün artık geri kalanında ben ne yapabilirim ki falan moduna girdiğim çok olmuştur yani. İşte bir quiz kötü geçmiştir. Sonra bir daha tekrardan adım atmak çok zor. Aslında öyle anlarda üzerine gittiğinde insanın kendine olan saygısı o kadar yükseliyor ki. Ve çok iyi olduğumuz bir şeyde bile yani kendimizi belki de en özgüvenli hissettiğimiz şeyde bile çok fazla tökezlemeye müsaitiz. Ben mesela seyahat etmeyi çok seviyorum. Ve hakikaten havalimanları, işte otogarlar, tren istasyonları benim böyle kendimi çok da iyi hissettiğim yerler aslında bir yandan. Çok seviyorum oraları. Ama her havalimanına gittiğimde
gittiğimde hala heyecanlanıyorum yani. Aa işte burada tamamlamam gereken bazı görevler var. Nasıl tamamlayacağım bunları? Umarım bir eksik olmaz falan. Her yeni bir tecrübe, her yeni bir zaman dilimi, üniversite hayatı olabilir, sonrasında iş hayatı olabilir. Bize tekrardan tekrardan yeni tecrübeler vaat ediyor ve o tecrübelerde tekrardan o özgüvenle alakalı meseleleri üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında hata yapmayı kabul ettiğinde mükemmel olmadığını kabul etmiş oluyorsun. O zaman da kendini hatalarına değerlendirmemeyi öğreniyorsun. Evet. Allah da seni çünkü öyle değerlendirmiyor aslında. Hatadan nasıl döndüğünle alakalı daha çok değerlendiriyor. Evet ve o yüzden tövbe etmek çok önemli. Aynen öyle ve gerçekten çok güzel ifade ettin. Denemek aslında o deneme aynen. içerisinde olmak. Hani zaten hadiste de var ya az ama devamlı evet. olanı makbul ibadetin. Bir yandan da bu çok meşru bir yanılgı da. Çünkü şu an dünya, sosyal medya, işte belki akademik hayat, iş hayatı hepsi bizi daha az hata yapmaya teşvik ediyor ve aslında biz de bunu istiyoruz. Pazardan bir elma alırken çürükleri istemiyoruz yani. Veyahut da işte ne bileyim kombin yaparken hani her şey birbirine uysun istiyoruz. Orada esneklik bence çok önemli. Yani arkadaşlık ilişkilerinde de hani arkadaşlık ya da aile ilişkileri yani işte ilişkide olduğumuz kişiyi affetmek aslında bu da bence onunla çok alakalı. Bu şekilde kendimi kabul ettiğimde aslında hakikaten hem çok daha kendimi özgüvenli hissediyorum hem de insan olduğum insanım ya hani. İnsan olmak yani. Onu hissetmek diğer etiketlerden bağımsız bence kıymetli olan. Evet aslında insan olmanın vermiş olduğu bir konfor var. Hata yapma hı-hı. konforu. Ama işte o konforu kendimize vermediğimizde bu hem günlük hayatımızı çok zorlaştırıyor sürekli kusursuz iş yapmak kaygısı. Aynı zamanda da kendimize olan bakışımızı sürekli zedeliyor yani. Sürekli hı-hı. bir mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Bir de hani bir konuşsak da konuşmuştuk. Aciziyet üzerine bence çok önemli bir kavram. Kendimizi güçsüz hissettiğimizde de aslında işte burada bence insan ilişkileri yani aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkiler o kadar kıymetli ki güç bulacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Ve aslında özgüvenin en önemli kaynaklarından biri de bu. Bu o kaynakları bulmak lazım. Tabii ki herkes için farklı kaynaklar vardır. Benim için mesela o sosyallik, dostlarımla kurduğum o bağ benim için çok önemli bir kaynak. Hata yapma ihtimalim olduğunda veyahut da işte bir şeyle alakalı tedirgin olduğumda hep aklıma sevdiğim insanları getiriyorum mesela. Diyorum ki hani hata yapma ihtimalim varsa onlar beni düzeltir mesela. Onlar bana doğrusunu söyler veyahut da işte zorlandığımda düştüğümde onların yardımıyla tekrardan kalkabilirim. Bu da beni çok daha hakikaten iyi hissettiriyor. Çok güzel. Bence bu nokta çok önemli. Yani kendi özgüveni kazanma yolunun da herkes için farklı yollardan geçtiği açık. Afife çok güzel oldu bu noktalar. Çok sağ ol. Biz sizinle Ayşe Betül ve Günihal'le beraber bir konuşsak serisi çektik. Hı-hı. Orada çok zor konular konuştuk. Feminizmi konuştuk. Güçlü kadın konuları konuştuk. Hepsi bizim için riskli hı-hı. konulardı yani. Daha çok sizin için öyleydi tabii ki. Bir konuşsak senin özgüveni nasıl etki etti? Ya da zaten sosyal medyada sen görünür olan birisin. Sosyal medya hı-hı. aktif kullanıyorsun. Sosyal medyada görünür olmakla özgüven arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun. Sosyal medyada görünür olmayı aslında böyle bir 3-4 senedir tercih ediyorum. Bir konuşsak da tabii ki bunda çok etkili oldu. Üniversiteye geçmeden önce ben de sosyal medyayı hiç kullanmıyordum. Niye sosyal medyayı aktif kullanıyorum? Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Hani onları paylaşmayı çok seviyorum. Biraz o yüzden biraz da aslında hayatımda alternatif arama süreci var. Farkındayım yani. Bence Müslüman olan hani Müslüman kimliğini toplumda bir şekilde sürdürmeyi tercih eden hepimiz, bütün gençler bunu arıyor. Yani yaptığımız her işte ve tükettiğimiz şeylerde de, okuduğumuz bir kitapta, aldığımız bir kıyafette bir alternatif arıyoruz. Ve ben de mesela sosyal medyayı çok seviyorum. Fotoğraf paylaşmayı, orada tecrübelerimi paylaşmayı, tecrübesini paylaşan insanlardan istifade etmeyi. Ama çok bağ kurabildiğim insanlar olmadığını görüyordum. Benim bir kız kardeşim var. Aynı zamanda kendim de böyle hem liseli öğrencilerle hem de genel olarak üniversiteli öğrencilerle beraber olmayı, onlarla işte kitaplar okumayı, bir şeyler yapmayı seviyorum. Bu topluluk oluşturma fikri hoşuma gidiyor. Ve hepimizin bir ihtiyacı olduğunu fark ettiğimden beri de daha motiveyim sosyal medya kullanmaya. Hani zaten kullanmayı seviyorum. Bir konuşsak da aslında bu anlamda sizin sayenizde güzel bir vesile oldum. Şöyle düşünüyorum birazcık. Dünya şu an hakikaten çok fazla değişen, dönüşen bir noktada ve ben kendi yani kendime çok benzeyen arkadaşlarımı bile baktığımda birbirimizden o kadar farklıyız ki. Üniversite de benim için biraz böyle oldu bence. Yani kendimden çok farklı düşüncede, çok farklı hayat tarzına sahip bir sürü insanla tanışabildiğim, o insanlarla bir akademik eğitim aldığım bir süreçti. Ve orada aslında kendi olmanın ne kadar daha kıymetli olduğunu ve onu korumanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Genel olarak aslında hayattan istediğimiz şeyler bir nokta da benzeşiyor. Ve hepimiz farklı şekilde istiyoruz. Onunla barıştıktan sonra ve kendimi o noktada artık daha özgüven hissettikten sonra sanırım bir yere çıkıp inançlarımla alakalı, düşüncelerimle alakalı konuşmak beni o kadar da hani rahatsız eden veya da bu konuyla alakalı özgüven açısından bir sıkıntı yaşadığım bir durum olmadı sanırım. Çünkü benim
sabitelerim var ve bence bunun olması çok önemli. Yani Müslüman olmayan bir insan için de, çünkü işte hayat çok değiştiği için seni sürekli bir referans noktasına bağlayan bir, o bağlarının, iplerinin olması lazım. Ama bir yandan da geri kalan hayatla alakalı düşüncelerim çok değişiyor. Çok değişmemsel. Mesela ben şimdi bir konuşsak videolarını açtığımda diyorum ki bu konuyla alakalı böyle mi düşünüyormuşum? Ne kadar ilginç falan. Üzerine muhakkak birçok şey koydum. Okudukça, konuştukça, daha fazla insan tanıdıkça ister istemez değişiyor ama işte bunlara takılmadan kendimizi o anki halimizle ifade etmek bence çok kıymetli. Yani sosyal medyada da aslında bu yanılgıya düşüyoruz işte hep. Hem başkaları hakkında hem kendimiz hakkında. Hani insanlardan bir insanız yani hani. Evet biraz önemliyiz ama o kadar da önemli değiliz aslında. Bilmiyorum yani kendim olduğumda hep ne kadar güzel kendim olduğumla alakalı olumlu dönüşler aldığım için bu konuda özgüvenli ve güçlü hissediyorum. Mesela ben bisiklet sürüyorum. Çok seviyorum bisiklet sürmeyi ama hep bisiklet sürmeyle alakalı da böyle bir şey hissediyordum yani. Acaba hani insanlar beni bisiklet sürmemle alakalı ne düşünüyor? Yani çok enteresan. Niye böyle bir kafaya giriyoruz ki aslında? Hani bu şeyden çok bağımsız bir şey değil. Benim feminizm hakkında ne düşündüğüm mesela başka bir insanı ne kadar ilgilendiriyor? Bu farklı düşüncelerin aslında YouTube, sosyal medya gibi bir zeminde bu kadar fazla kümülatif olarak birikmesi de aslında bu kafa karışıklığına sebep oluyor belki de. Ama çok fazla olumlu tarafı var bence. Olumlu veçesi var sosyal medyanın ve bilmiyorum ben bu konularda hani bizim kesinlikle yani herhangi bir insan olarak yani bir Müslüman olarak değil. Hayat çok zor. Hatta daha fazla zorlanmamak için olabildiğince bu yeniliklere bir noktada eşlik ediyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben mesela hani tanıdıkça bildikçe daha konforlu hissediyorum kendimi. Bu da bence özgüvenle alakalı mesela. Sosyal medyayı bildiğim için artık orayla alakalı daha rahat hareket edebilirim. Daha kendi sabitelerime referans vererek hareket edebilirim gibi geliyor. Çok teşekkürler Efe. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Peki bize özgüven kazanmak hakkında tavsiyen olur mu? Ya da küçük Efe'ye ne tavsiye ederdin? Ben teşekkür ederim bu arada. Özgüvenli hissetme sürecimi pekiştiren bir tecrübe oldu benim için de. Çünkü hakikaten bu hafta full şey modundaydım yani. Hani zaten sınavlarım vardı. Şu an kendimi dünyanın en ezik insanı hissediyorum. Bırak özgüveni hani biraz özgüveni. Ama dedim ki hani zaten bu. O yüzden hani yine de gitmeliyim ve konuşmalıyım harikasın modundaydım yani. Yani ben hakikaten şeyi daha fazla insanla tanışmayı çok önemsiyorum. Bu tabii ki insanın tabiatıyla çok alakalı. Tabiatınız buna müsait olabilir, olmayabilir. Ama eğer müsaitse bence tanıştığımız her insan az önce bahsettiğim gibi. İşte beni dünyada daha konforlu hissettiriyor. Yani insan tanıdıkça onlarla böyle doğal hakiki bağlar kurabildikçe kendimi çok daha iyi hissediyorum. İyi şeyler yapmak için daha motive ve özgüvenli hissediyorum. Bunu tavsiye edebilirim. Farklı düşüncelerden, farklı hayat tarzlarından hani sizi belki ilk tanıştığınızda zorlayan kişilerle bile ilişkinizi sürdürmenize ve hani tabii ki kendinizi zulmedecek bir boyuta getirmeyin bunu ama farklı insan tanımayı önemsiyorum. Onun dışında yaptığınız küçük hatalarda yeniden başlamayı, bismillah demeyi. Bence bilmiyorum hayat buna çok müsait. Mesela her hafta tekrardan yeniden başlıyor. Her gün yeniden başlıyor. Aynen hani böyle 24 saatimiz var sonra işte 24 saat bitince tekrar hak tanımlanıyor gibi geliyor. Hani yeni bir şey yapmak için tekrardan hakkımız var. Bu konuda hayatın içerisinde olmayı, aktif olmayı. Gerçek insanlarla tanışmayı. Evden çıkmayı tavsiye ederim. Benim çok uzun süre evden çıkamadığım bir zaman dilimim de olmuştu yani hani o kadar özgüvensiz hissediyorum ki hani şey bile yapamam hani bakkala gidip marketten alacağım şeyleri alıp geri dönemem bile hani bunları hepimiz yaşıyoruz çok insani bir şey yardım istemek çok önemli bir de bunları sesini söylemek değil mi çünkü konuşamadığımız şey zaafımız oluyor evet ya zaten ben fark ediyorum mesela hataları üzerine zaafları üzerine konuşamayan arkadaşlarımla bir süre sonra mesela yürümüyor o ilişki yani mesela sosyal medyada bazı kişiler var mesela onların hayatlarında her şey çok iyi gidiyor çok başarılılar ve o insanlarla eğer gerçek hayatta bir yerde denk geldiğinizde onlar zaten gerçek hayatta da öyle bu arada. Hayatlarında hiçbir kusur yok. Hep çok iyiler. İşte her şeyi yapabilirler. Bilmiyorum bu bana gerçek gelmiyor. Belki onları daha yakından tanımak gerekiyordur bilmiyorum ama en azından ben böyle olduğumda iyi hissetmiyorum ve çevremde böyle insanlar olduğunda. Bence çevremizi sevdiğimiz ve hakiki dostluklar kurduğumuz kişilerle doldurursak onlardan güç alarak hakikaten hep anlattığımız özgüvenli kişi olmak mümkün. Evet, hepimiz de öyleyiz zaten. İnşallah öyleyizdir. Çok teşekkür ederim Fife. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldu.